Merhaba arkadaşlar. Ve CMOS'a geçelim. Yani CMOS yapılarının devrelerin iç yapısına deyip geçelim. CMOS kapılarının iç yapısı diyelim. CMOS yani bana göre yani belki transistörün bulunması kadar önemli bir tasarımsal ilerleme. CMOS'un bulunması ile açıkçası biz telefondur, işte bilgisayardır, onun benzeri şeyleri artık pratik hayatımızda rahat rahat kullanabiliyor durumundayız. Çünkü trilyon kadar transistörü yan yana koyduğunuz zaman ortamda akacak olan akımlar miliamper bile olsa korkunç rakamlar ortaya çıkıyor güç bakımından. Ve CMOS bu problemi çözüyor. Nasıl çözüyor? Bir bakalım. Bir örnek yapalım hemen. Şöyle bir örneğimiz olsun. Şimdi şu bir PMOS yapısı. Bu da bir NMOS yapısı. Bunun ikisini birleştirip buraya bir V-in diyelim. Kare dalga gibi yaptım ama yani şey değil. V-in diyelim. Ve burası da V-out olsun. Burası da atıyorum işte 5 volt olsun mesela yani. V-in eşittir 0 volt iken V out eşittir soru işareti ve V in eşittir 5 volt iken V out eşittir soru işareti diyelim. Burada VTN'yi 1 volt ve VTP'yi de eksi 1 volt verelim. KNKP'yi vermedim. Bakalım ihtiyaç olacak mı görelim. Şimdi devremiz bu. Yani burası T1 olsun. Burası da T2 olsun. Girişe bir tane voltaj veriyoruz ve T1 ve T2 dikerseniz yukarıdaki PMOS, aşağıdaki NMOS ve gate'lerini birbirlerine bağladım. Drain'leri de birbirine bağlı. Dikkat ederseniz bu source, bu drain, bu drain, bu source, bu gate ve bu gate. Drain'ler birbirine bağlı ve yukarıdan akan ISD1 akımıyla aşağıdan akan IDS2 akımı birbirinin aynısı. ISD1 eşittir IDS2. Dikkat edersek şuradan akan akımın olmadığını kabul ediyoruz. Çünkü bu da başka bir CMOS kapısına bağlanacak. O da gate'e gideceği için, gate'de de akım geçmediği için en şeyde DC durumunda en azından gate'de de akım geçmediği için burada biz rahat rahat ISD1 eşittir IDS2 diyebiliriz. Problem yok. Peki bakalım bakalım ne oluyor? Şimdi biz V'ine 0 volt verdiğimiz duruma bakalım. İki transistör var. 3 çarpı 3, 9 ihtimal. V in eşittir 0 volt durumunda bakıyorum. Bakıyorum V in eşittir 0 volt. Da aşağıdaki transistöre bakıyorum. 0 volt. Hatırlarsanız bu tam anlamıyla doğru değildi ama analoji açısından bakıyorduk. 0 volt sanki burada bir kanal, bir diyot varmış gibi. Yok tabii de. 0 diyot 0. Buradaki diyot kapalı olur tabii. Burada diyot yok. Kanal var. Ve kanal da kapalıdır. Yani bu T2 transistörünün kesimde olduğundan neredeyse eminim ben. Hemen bakayım şu anda üstte gerek yok. Hemen kesim kuralı neydi? VGS2 ne olması lazım? Küçüktür. VTN olması lazım. Bakalım bakalım. VGate ne? VGate zaten VGate 1 ile VGate 2 aynı. 0 volt. O da V'ine eşit. VS2 ne? Source'da toprak zaten. O da 0 volt. Bu durumda VGS2 ne oldu? VGS2 ne oldu? 0 eksi 0. O da eşittir. 0 volt oldu. Süper. VGS2 0 volt. VTN ne? 1 volt. O da küçüktür. VTN. O da eşittir. 1 volt. Süper. Yani bu arkadaş kesimde gerçekten. Kesimse her şey kolaydı. Neydi? Akımımız çat diye ne oluyordu? 0 oluyordu. Süper. O da DS pardon. Yanlış yaptım. DS2 eşittir 0. Tamam. Yani T2 transistörünün kesimde olduğunu ve bundan dolayı onun akımının 0 olduğunu gördük. Ve şu kuraldan dolayı bakıyorum demek ki diyorum ISD1 de sıfırmış diyorum. Harika. Yani alttaki transistörden akım akmıyor. Üstteki transistörden akım akmıyor. Üstteki transistörden akım akmayınca ilk aklıma gelen şey acaba bu kesim mi diyorum. Hani akım akmıyor ya. Akım akmıyorsa acaba kesimde mi transistör? Niye kesim mi diyorum? T1'e diyorum. T2'nin kesim olduğundan eminim zaten. T2 kesim. T1 kesim mi diyorum. T1'in kesim olmasının kuralı ne? Bu sefer PMOS olduğu için dikkat ederseniz ok yönünde yapacağım. VSG1 acaba küçük mü? Mutlak değer VTP. Aynı formül. Sadece G'ler, T'ler yer değiştirdi ve buraya mutlak değer girdi. Bakalım bakalım. VSource 1 ne?
Vsauce 1'in 5 volt olduğunu görüyorum. Vgate 1 ne? Vgate 1 ile zaten Vin birbirinin aynısı. Vin o da eşittir 0 volt olduğunu biliyorum. Vsg 1 ne olduğu zaman? 5 volt eksi 0 volt. Küçük mü acaba mutlak değer eksi 1'den ya da 5 volt küçük mü 1 volttan? Çelişki. Alttaki transistörün VGSS'nin 0, evet, VTN'den küçük olduğu çok açık. Bundan dolayı bu arkadaş kesimde ve akım akmıyor. Aynı şekilde bu akıma eşit olduğu için yukarıdan da akım akmıyor. Yukarıdan akım akmamasına rağmen transistör kesimde değil. Bu ilk defa karşımıza çıkıyor. Yani bir şeyi biz transistörün açılmasının akım akıtmasıyla bir şekilde özdeşleştiriyorduk bu zamana kadar. Ve NPN'de belki bu çok daha doğru. Ama MOSFET'te akımın akması tek başına transistörün açık olma, daha doğrusu transistörün açık olması akımın akmasını tek başına akımın akmasını gerektirmiyor. Çok ilginç oldu. Biraz garip oldu. Neden? Baktığımız zaman biz şu akım grafiğine baktığımız zaman ISD'ye bakalım. Şu an ISD'ye bakıyoruz. ISD ile neye baktım? VSD'ye baktım. ISD VSD grafiğine baktığım zaman bunun şöyle olduğunu görüyorum, değil mi? Böyle bir şey bu. Şimdi soru. Akımın akmadığı bu grafik açık olma grafiği atıyorum. Şöyle de olabilir. Çok önemli değil bu. Bu açık olma grafiği. İşte şurada lineer, burada doyum. Akımın akmadığı durum neresi? Şurası. ISD kapısı eşittir 0 ve transistör açık mı diye de hala soruyorum kendi kendime. Açık mı acaba orada transistör mi acaba? Yani kesim değil mi acaba? Yani kesimimiz dikkat ederseniz ne yapmıştık? Kesimi şurada düz bir çizgi çizmiştik. Kesim orasıdır demiştik. Şu nokta tam orijin noktası. Acaba transistörün hala açık olduğu bir nokta mı? Çünkü akımın sıfır olduğu nokta orası. Yani şurası mesela akım sıfır değil. Bak akım sıfır değil. Burada akım sıfır değil. Burada akım sıfır değil. Akımın sıfır olduğu nokta ne? Tam orijin noktası. Yani VSD'nin de sıfır olduğu nokta. Bakalım bakalım. Burası lineer dikkat ederseniz. Bu bölge lineer bölge. Lineer'de orijine bakalım bakalım. Orijin noktasında orijin noktası ve lineer'e bakalım. Kuralımız, formülümüz neydi lineer? Hatırlayalım. ISD eşittir. Neydi? Çok gıcık bir formüldü. KP VSG eksi mutlak değer VTP eksi VSD bölü 2 yok V eksi VSD eksi VSD bölü 2 çarpı VSD'ydi. Doğru oldu. Böyle gıcık bir formül vardı yani. Böyle gıcık bir formül. Bu tabii PMOS için NMOS için de benzer. O lineer bu. Şimdi lineer de orijin noktasında tekrar çizelim şuraya. Orijin noktasında akım sıfır ISD ve SD. Bakalım bakalım. Ve ISD'nin sıfır olduğu duruma bakalım. ISD'nin sıfır olduğunda şu çarpan sıfır değil. Şu çarpan mı sıfır, şu çarpan mı sıfır? Bakıyorum. VSG büyük bir rakam. Yani bunun sıfır olması çok bana mantıklı gelmedi ama şu sıfır olabilir gerçekten. Yani bu formül bunu gerektiriyor zaten. Dikkat ederseniz. Yani eğer VSD 2 sıfırsa ISD 2 de 0 dikkat edersek. Yani eğer şu akım şuradaki voltaj 0'sa buradaki voltaj da 0. Bu 0'sa yani şurasının 0 olmasını beklemiyorum. Zaten bu iki taraflı. Burasının 0 olduğunu pat diye göremeyeceğim belki ama en azından VSD'nin 0 olduğunu görebiliyorum. Grafiğe baktığım zaman bu daha açık belli oluyor. Bu daha açık belli oluyor. Çünkü grafikte baktığım zaman şurası akımın 0 olduğu noktada gerçekten VSD 0. Demek ki neymiş? Transistör 1 neymiş? Transistör 1 TR1 neymiş? Kesim değil. Onu biliyorum. Çünkü yani burada gösterdim onu. Kesim olamaz. Bu çelişki gösterdim. O zaman ya nedir? Ya bu arkadaş lineerdir ya da bu arkadaş doyumdur. Doyum olamaz. Niye? Akım sıfır çünkü. Akımın sıfır olduğu durumda lineer olabilir ve bu durumda da ISD2 sıfır ve VSD2 de sıfır. Yani akım sıfırsa
Buradaki VSD voltajı da sıfır. Çok uzattın hocam. Sıfır da sıfır bana ne? Değil. Bakalım. VSD 2 eşittir sıfır. Neymiş bu arkadaş? VS2 eksi VD2. Bir küçük yazıyorum, bir büyük yazıyorum. Ben de karman çorman ediyorum ha. VS2 ne? 5 volt. Eksi VD2 ne? VD2 Vout. Eşittir sıfırdan. Vout ne oldu? 5 volt oldu. Yani V-inimiz sıfır. Vout'umuz 5 volt. İyi, tamam, bir problem yok. Burada bir değil kapısına gidiyoruz ama önemli olan bir şey ne? Şey ne? Güç ne? Power ne? Güç. Ne? V çarpı I. O da eşittir. 5 volt çarpı I ne? I sıfır. Akım yok. Yani bu arkadaş 0 volta karşı 5 volt verdi. Tamam. Yani değil kapısına gittiğimizi anladık burada. 0 voltken 5 volt verdi. 5 volt verince 0 da verirse tam değil kapısı zaten. Onu da bakacağız. Ama artı bir şey daha yaptı. Arkadaş bunu yaparken akım akıtmadı. Akım akmadı. Akım akmadığı için de güç tüketimi yok. Çok ilginç. Peki bakalım. Şimdi ne yapalım? Aynı şekilde ne yapalım? V in eşittir. V in eşittir. 0 volt durumuna bakalım. V in eşittir 0 volt durumuna baktığım zaman hemen bakıyor. Yok, 5 volt, özür dilerim. 5 volt, sıfıra baktık zaten. 5 volt durumuna bakalım. 5 volt durumuna bakınca dikkat ederseniz arkadaşlar önce bir T1'e bakayım. Deminki muhabbet. Şimdi 5 volt diyot yok da hani diyot yönü gibi, diyot yönü gibi 5 volt. 5 diyot yönü 5. Baktığım zaman bu diyotun açık olma ihtimali yok. Çünkü iki tarafında da 5 volt var. Diyot yok zaten burada hocam. Ya kandırma bizi. Evet biliyorum burada kanal var. Bu kanalın açık olma ihtimali yok. Analoji kuruyorduk. O zaman T1'in kesin olmasını bekliyorum ben. Kesin mi? Tamam, emin olamadım. Kontrol edeceğim zaten. Bu bir PMOS. Bunun kesim kuralı neydi? VSG'nin ne olması gerekiyordu? VSG'nin VSG 1 ne ikisi yok? Bunlar bir ya. Akif ha. Birler ikiler hep karışmış. Neyse çok önemli değilse anladınız zaten. Bunlar hep bir ya. Allah Allah. Neyse. Siz anladınız. Ben inanıyorum sizin anladığınıza. Bakalım. VSG 1 eşittir. Neymiş bu VSG 1? 5 volt. Eksi. Gate ne? 5 volt. Çünkü ne? V-gate ile V-in aynı birbirine. İkisi eşit. Bu da eşittir. 0 volt. Ve bu 0 volt acaba küçük mü mutlak değer VTP'den ki o da eşittir 1 volttan 0,1 volttan küçük mü? Doğru. Yani bu arkadaş gerçekten kesindi. Süper. Harika. Bunu anladık. Yani neymiş? Buradaki transistör kesimdeymiş. Süper. Bu durumda ne olur? ISD1 eşittir 0. Bunu da anladık. Ve ISD1'in de IDS2'ye eşit olduğunu bildiğim için de IDS2 de 0. Bunda da problem yok. Ha. O zaman T2'ye bakıyorum. T2 acaba kesim mi diye soruyorum kendime. Acaba T2 acaba kesim mi diye soruyorum kendime. Bakıyorum hemen buraya. T2 için neydi durum? VGS'ye bakacağım. VGS2'ye bakacağım. Eşittir. 5 volt eksi source ne? Source 0. 0 volt. O da eşittir. 5 volt. Küçük mü acaba 1 volttan? Kesim kuralı bu. O da eşittir VTN. Hayır değil. Çelişki. Yani neymiş? T2 kesim değilmiş. Ama akım akıtmıyor. Nasıl olacak bu iş? Ha, yine aynı muhabbet. Demek ki bu arkadaş yine orijin noktasında çalışıyor. Burası IDS. Burası da VDS. Nerede çalışıyormuş bu arkadaş? Orijin noktasında çalışıyormuş. Çünkü akımın sıfır olduğu ve transistörün hala açık olduğu nokta lineerin en dip noktası. Ya bu noktada VDS de sıfır, IDS de sıfır. Bu durumda neymiş? VDS 2, evet bu sefer doğru yazalım. Eşittir 0 volt. Transistör 2 lineerde. Tek ihtimal bu çünkü. VDS 2 sıfırsa VD ne? Vout. Vout eksi V source ne? 0. Eşittir. 0 volttan Vout ne oldu? 0 volt oldu. V in 5, Vout 0. Yani ne oldu?
V in sıfırken V out 5 volt oldu. V in 5 iken V out 0 volt oldu. Yani bir değil kapısı. Tamam, bunu anladık zaten ama daha da güzel bir şey daha var. Değil kapısı ama dikkat ederseniz her durumda da akım sıfır. Yani girişin sıfır olduğu, çıkışın 5 olduğu durumda da akım sıfır. Girişin 5 olup çıkışın 0 olduğu durumda da akım 0. Her durumda akım 0. Akım 0. Akımın 0 olması demek güç tüketiminin de olmaması demek. Güç tüketmezse oh ne kadar güzel. Zaten bizim problemimiz güç değil miydi? Çok güzel. Peki bu arkadaş hiç mi güç tüketmez? Yok, öyle değil. Bakalım. Yani mesela bu arkadaşın girişi şöyle bir şey olsun. Kare dalga olsun diyelim. Burası V in olsun. V in de dikkat ederseniz 0 volttan 5 volta değişiyor olsun V in. Bakalım. Baktığım zaman 0 volttayken benim V out'um ne olacak? 5 volt olacak. Bu da V out. Değil mi? Sıkıntı yok. 0 V out 5 volt geçe V in 5 voltken de V out ne olacak? 0 volt olacak. Bunda da sıkıntı yok. Fakat V in 0'dan 5'e yani zaman illaki bir zamana ihtiyacı var 0'dan 5'e geçerken. Burada bir belli bir zaman var yani. Bu zaman 0 nanosaniye, 0 pikosaniye değil. İllaki bir süre var yani. Ne kadar yüksek frekansta olsanız, ne kadar düşük frekansta olsanız, ne kadar ideale yakın bir kare dalga yapıyor bile olsanız burada illaki bir süre var. Ne demek bu? V in şu süreçte 0 ile 5 volt arasında değerler alacak demektir. Mesela bir ara V in 2,5 volt olacak dikkat ederseniz. V'in bu ara değerleri aldığı durumda mesela 2,5 volt olsun. Dikkat ederseniz hem 2,5 diyot, 0 diyot yok da hem şuradaki transistör açılacak. 5 diyot, 2,5 diyot yok da hem de şuradaki transistör açılacak. Yani iki transistörün de açık olduğu bir ara durum var. 2,5 voltta, 3 voltta, 2 voltta, 1,5 voltta, işte 3,5 voltta. Yani bu ara durumlardaki buna dinamik güç tüketimi diyeceğiz. Bu ara durumlarda da burada bir kapasitif etkiler falan delay, delay, ıvır zıvır var. Onları şimdi boş verelim. Bu ara durumlarda arkadaşlar bunun güç tüketimine baktığımız zaman şöyle bir de bunun bir güç tüketimine daha doğrusu akıma baktığımız zaman buraya I diyelim. I işte I DS o da eşittir I SD diyelim. Burası da yine zaman. Zamana baktığımız zaman burada eğer bu arkadaş sıfır durumundaysa V'in akım sıfır. Güzel. V'in 5 durumunda akım sıfır. Güzel. Hiç problem yok. Ama tam şu ara durumlarda yani V'in sıfırdan 5'e çıkmaya çalıştığı bu ara durumlarda akım birazcık olur sonra gider. Akım birazcık olur. İşte şu burada akım birazcık olur. Çünkü V'in 0 ile 5 arasındaki değerler alır. Burada akım birazcık olur, sonra normal döner. Akım birazcık olur, normal döner. İşte şurası dinamik güç tüketimi nedeni olan akım oluşur. Yani ne demek bu? Siz cep telefonunuzla eğer sürekli bir şeyler yaparsanız, oyun oynarsanız, bir şeyler yaparsanız cep telefonunuzun pili çabuk biter. Çünkü niye? Sürekli bir şeyler değiştirdiğiniz için, o kapılar sürekli değiştiği için ne oluyor? Ufak ufak akımcıklar oluşuyor. O ufak ufak akımcıklar sizin ne yapıyor? Pilinizi yiyor. Ama cep telefonunuzda hiçbir şey yapmazsanız, hatta uyku moduna sokarsanız, işte bu arkadaşa işte herhangi bir şekilde ekranını açmazsanız, değişime izin vermezseniz kapılarda, o zaman ne yapar? Pili çok daha uzun gider. İdealde sonsuza kadar gitmesi lazım. İdeal yok. Niye? Çünkü illaki kaçak akımlar vardır. İllaki o transistörlerin imalatından kaynaklanan işte kaçak diyotlar vardır. Kaçak diyotların kaçak ters akımları vardır. Ters akımlar işte pikoamperler, femtoamperler seviyesindedir. Onlardan dolayı da belki süre zamanla alakalı miliwatt seviyesinde bir güç tüketimi oluşuyordur. Yani trilyon tane transistör düşündüğümüz zaman, çarptığımız zaman orada miliwatt şeklinde bir güç tüketimi oluşuyordur. O miliwatt şeklinde güç tüketimi de sizin eğer telefonunuzu hiç ellemeseniz bile belli bir zaman sonra pilinin bitmesine neden olacaktır. Ama değişim olursa pil daha çabuk biter çünkü dinamik güç tüketimi var. Her değişim orada bir akım oluşturuyor. Değişim olmazsa akım yok. Akım yoksa mükemmel. O zaman bu arkadaşın da ömrü devam edebiliyor. Peki
Biz değil kapısı yaptık ama değil kapısı tek başına yetmiyordu hatırlayalım. Ne olması gerekiyordu? Değil kapısından sonra ne olması gerekiyordu? NAND ya da NOR yapmamız gerekiyordu. Bir tane NAND yapalım mesela. Ondan sonra artık konuyu şey yapmayalım, uzatmayalım. Mesela şöyle bir devremiz olsun. Transistör sayısı 4'e çıktı bir anda. Şimdi isimleri nasıl verelim? T1 bu sefer de alttan başladık. T2, T3, T4'ü hiç düzenli değilim. Şu şöyle olsun. Buna A diyelim. Şu da şöyle olsun. Buna da B diyelim. Ve şuraya da Q diyelim. Ve A, B ve Q'ya bakalım bakalım ne çıkacak. Şimdi burası 5 volt olsun. Mesela 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 durumu. 0 demek 0 volt demek, 1 demek 5 volt demek. Mesela bakalım. Ben A'ya 0, B'ye 0 verirsem ne olur? Hızlı yapacağım. Analizini çok uzatmayacağım. Yani artık anlaşılabilir diye tahmin ediyorum. Detaylar zaten tüm devre dersinin konularına girmeye başlıyor. Bir yerde bırakmakta da fayda var. Şimdi A'ya 0 volt verdim, B'ye 0 volt verdim. Bakalım 0 volt verirsem şuradaki transistöre 0 işte kanal, toprak. Bu kanal kapalı yani T1 kapalı. Buradan bir akım akıyor mu? Akıyor. Bu akım buradan geliyor mu? Evet. Bu akım ikiye ayrılıyor mu? Evet. Güzel. Yani T3'ün akımıyla T4'ün akımının toplamı T1'in akımına, o da T2'nin akımını oluşuyor, oluşturuyor. T1'den akım akmaz. A sıfırsa ne olur? Şuradaki IDS1 ne olur? Sıfır olur. Akım akmaz. Niye? Çünkü T1 kesim olur. Niye A sıfır olduğu zaman VGS'ye bakacağız. Sıfır eksi sıfır sıfır. Gerçekten de VTN'den küçük olacak 1 volttan. Buradan akım akmayacak. Akım akmıyorsa buradan da akım akmayacak. Aynı. Ve şurada iki tane akımın toplamı bunu oluşturuyor dikkat ederseniz. Ve bu iki akımın toplamına bakacağız. Şimdi bu akımların birisi negatif, birisi pozitif olabilir mi? Olamaz. Hep bu akımları pozitif kabul ettik dikkat ederseniz. Negatif voltaj da vermiyoruz buraya. Rahat olalım. O zaman akımların burada akım sıfırsa, iki sıfırdan büyük eşit olan akımın toplamı sıfırsa bu akım da sıfırdır, bu akım da sıfırdır. Bu durumda IDS2 de 0 olur. ISD3 de 0 olur. ISD4 de 0 olur. Yani şu akımlar da 0 olur. Neydi? Akımı sıfırladık. Dikkat ederseniz 5 volttan çıkan akımlar şu iki akım. İkisi de 0 olduğuna göre güç tüketimi 0. Oh tamam. En azından problemi çözdük. Cepte. Şimdi bakalım gerçek işlem yapacak mı? Şimdi 0 volt oldu burası. T3'e bakıyorum. En basitinden T3'e bakıyorum. T3'e de A verilmiş. Yani 0 volt verilmiş buraya. Buraya 0 volt verirsem, buraya 5 volt verirsem 5 kanal 0. Bu kanal açık. Çok açık bir şekilde bu kanal açık. Açıksa bu arkadaş kesim değil. Bu arkadaş kesim değilse bu arkadaş lineerde. Çünkü akım akmıyor. Nerede? Orijinde. Orijinde çalışıyor bu arkadaş. Orijinde çalışıyorsa ne bunun? Şuradaki voltajı da 0 volt. Yani V, SD de 0 volt. O zaman burası 5S. Şu voltaj sıfırsa V out ne olur? 5 volt olur. Bu durumda T3'e bakıyorum. T3 lineer. Bu durumda bakıyorum. VSD3 sıfır olduğuna göre V out 5 volt. Yani arkadaş oldu sana 1. A'nın sıfır olduğu durum bu. Aynı şey burada da geçerli. A'nın sıfır olduğu durum. Dikkat ediniz. B'ye hiç bakmadım bile. B'nin sıfır olduğu duruma baktığım zaman ise bakıyorum şu B'ye. Burası sıfır. Şimdi burası sıfır. Burası kanal ve şuradaki voltaj. Bu voltaj ne olabilir ki? Yani bu voltaj sıfırın üstünde bir şey. Ya sıfırdır ya daha yüksek bir voltajdır. A'ya ne verdiysek. Bana ne A'ya ne verdiysek. Burası sıfır. Yani eksi voltaj olamayacağına göre burası. Atıyorum 0 volt olabilir. 1 volt olabilir. 2 volt olabilir. Atıyorum şu anda. Her koşulda burası sıfırsa bu kanal kapalı. Çünkü sıfır kanal ve sıfırdan büyük eşit olan bir şey. Bu kanal kapalı. O zaman ne olacak? B sıfırsa T2 kesim olacak. T2 kesimse IDS2 sıfır olacak. Falan filan falan filan aynı şeyler. Bu akım sıfırsa bunlar da sıfır. Bakıyorum
B'ye 0 verdiysem şimdi bu sefer T1'e bakıyorum. 5 0. 5 kanal 0. O zaman bakıyorum T4'e. T4 kesim olamaz. T4 kesim olamaz. Hatta T4 ne olacak? Lineer olacak T4. T4 lineerse ne olacak? ISD4 de 0'sa bu durumda VSD4 de 0 olacak. Yani bu transistör de nerede çalışacak? Orijinde çalışacak. Orijinde çalışırsa ne olacak? Şu voltaj 0. Bu durumda da Vout eşittir 5 volt olacak. Bu da bir. İkisinin de bir olduğu, A'nın da B'nin bir olduğu duruma baktığım zaman bu sefer de tam tersi şeye bakacağım. A 1 ise diyeceğim. Şunları sileyim. Yani 5 voltsa burası. Eğer buraya 5 volt verirsem 5 kanal 5. T3 kapanacak. Burası da 5 volt. 5 kanal 5. T4 kapanacak. O zaman T3'ten akım akmayacak. T4'ten akım akmayacak. 2 sıfır akımın toplamı sıfır olacak. O zaman aşağıya da sıfır akım gidecek. Aşağıya da sıfır akım gidecek. Bakacağım o zaman T1 ve T2'ye. İkisine de 5 volt vermişim ben buraya. 5 volt verdiysem T1 açık. Ama akım sıfır. O zaman ne olacak? T1 de nerede çalışacak? Lineerde çalışacak. O zaman şu voltaj sıfır olacak. Burası sıfır voltsa burası da sıfır volt olacak. T2'ye bakacağım. Burası 5, burası 0. T2 açık olacak. Ancak akım 0. Akım 0'sa bu arkadaşın da lineerde çalışması ve orijinde çalışması durumu olacak. Şu voltaj 0'sa, burası 0'sa, burası da 0 olacak. Q oldu 0. Bu da bir NAND yapısı. İşin güzelliği akım her daim 0. Yani güç tüketimi de 0. NAND yaptıysanız zaten her şeyi yapabiliyorsunuz. NOR yapılabilir. Ve bu şekilde tüm CMOS ailesi, tüm bilgisayarların çalışma mantığı bu şekilde, çalışma teknolojisi bu şekilde yapılmış oluyor. Yavaş 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 teknoloji arttıkça işte kaçak akımlar düzeltiliyor, daha yüksek frekanslarda çalışması sağlanıyor falan filan. Bunların hepsi artık daha da işin uzamak noktası. Ama tasarımsal anlamda işin buradaki ince noktası, öyle bir tasarım yapıyorsunuz ki normal durumlarda akım hiçbir zaman sıfırdan daha büyük bir değer olmuyor. Hep sıfır oluyor. Bundan dolayı güç tüketimi de hep sıfır oluyor. Ama dinamik dediğimiz o değişim sırasında ara değerler alındığı için dinamik durumlarda akımlar oluşabiliyor ki ona da zaten yapacak bir şey yok. Bu şekilde yani çok çok uğraşırsanız telefonunuzun ya da bilgisayarınızın şarjı da çabuk bitmiş oluyor. Bu artık CMOS'un hani bir çok küçük bir giriş yaptım. Böyle bir ufak bir girişle tüm CMOS anlaşılmaz. Yani onu çok şey yapmıyorum. Ama en azından bir ya evet olmuştur diye umuyorum. Yani 1 trilyon tane transistörün çalışmasıyla nasıl olur da işte bir güneş tarlasına ihtiyacımız olmaz. Nasıl olur da bilgisayarlar hala küçük pillerle çalışabiliyordur. Umarım açıklamaya çalışmışımdır. Detaylar bunun artık tüm devre ile alakalı bir ders alırsanız orada bunun detayları da verilebilir ilgili hoca tarafından diyelim ve burada bırakalım.